Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay. Kurabiye tarifi paylaşacağım. İlk önce kabıma tüm malzemeleri ilave edeceğim. 2 adet yumurta. 100 gram oda sısında yumuşatılmış tereyağı. 1 su bardağı şeker. 1/2 su bardağı sıvı yağ. Daha sonra içerisine 1 su bardağı ben ekşi krema ilave ettim. Eğer siz isterseniz yoğurt da ilave edebilirsiniz. Bu aşamada tercih tamamen size kalmış. İster yoğurt, isterseniz de 1 su bardağı ekşi krema kullanabilirsiniz. Daha sonra ilave ettiğim malzemeleri karıştıracağım. Tereyağımız iyice yumuşak olduğu için çok çabuk karışacak. Ben tereyağı kullandım. İsterseniz margarin de ilave edin. Tüm malzemeleri biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve daha sonra 4 su bardağı un ilave edeceğim. Ben ölçerek kabıma ilave etmiştim. İlk önce 4 su bardağı un ilave ettim. Karıştırarak kıvamına bakacağım. Eğer gerekirse tekrardan un ilave edeceğim. Ben ekşi krema kullandığım için kıvamı biraz katı kıvamda. Eğer siz yoğurt kullanacaksanız, yoğurt biraz sulu olduğu için un miktarı biraz fazla ilave edebilirsiniz. Ununu bu aşamada az az ilave edip karıştırarak kıvamına bakın. Hamurun kıvamı biraz ele yapışan kıvamda olduğu için 1 su bardağı un tekrardan ilave edeceğim. Henüz 5 su bardağı un kullandım. Hamuru ununu ilave ettikten sonra hamuru hızlıca toparlayın. İçerisinde yağ olduğu için elinizin ısısıyla da un fazla ilave edebilirsiniz. Hızlıca yoğurup toparlayın. Bende 5 su bardağı un yeterli oldu. Hamurun kıvamı da bu şekilde. Ele yapışmayan ancak yumuşak kıvamda. Mutlaka sizlere eğer ekşi krema ile kurabiye denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Tadı bambaşka, çok güzel bir tat veriyor. Şimdi ise artık yuvarlayıp tepsinin içerisine ilave edeceğim. İstediğiniz şekillerde tamamen şekil verebilirsiniz. İçerisine isterseniz kahvaltılık çikolata da ilave edebilirsiniz. Ben bugün sade olarak farklı şekillerde hazırlayacağım. İlk önce bu şekilde küçük bezeler yuvarlayacağım. Üzerine ister susam isterseniz de şekere batırabilirsiniz. Yine söylüyorum, hamurun kıvamı çok güzel kıvamda. İstediğiniz şekli kolaylıkla verebilirsiniz. Ben de toplamda 5 su bardağı un yeterli oldu. Un kalitesine göre de un miktarı değişebilir. İlk önce bu şekilde yuvarlak şekilde hazırlayacağım. İsterseniz de çiçek şeklinde hazırlayabilirsiniz. İçerisine kakao ilave edip rengarenk de hazırlayabilirsiniz. Çiçek şekilde aynı bu şekilde küçük fındık büyüklüğünde yuvarlak bezeler hazırlayacağım. 7 tane bu şekilde küçük bezeler hazırlayıp daha sonra birleştireceğim. Bu şekilde yuvarlakları hazırladıktan sonra ben tepsini içerisinde hazırladım. Bu şekilde bozulmaması için orta kısmına bir tane koyup daha sonra kenarlarına dizeceğim. Yine söylüyorum, isterseniz kakao ilave edip rengarenk hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde elinizle de kenarlarına biraz bastırın ki birbiriyle daha sonra kürdanla bezelerimizin, bu şekilde kurabiyelerimizin üzerinden bastıracağız. Çok hafif.
Ve işte bu şekilde. Şimdi ise örgü şeklinde hazırlayacağız. 3 tane bezeler yuvarladım. Elimizle bu şekilde ince. Üçünü de aynı şekilde uzun şekilde, uzun şekilde açacağız. Üçünü de uç kısımlarını birleştirdikten sonra şimdi saç örgüsü gibi öreceğiz. Bu şekilde. İlk tepsim artık hazır bu şekilde. Şimdi bunu önceden ısıtılmış alt üst aya 180 dereceli fırında altı ve üzeri hafif biraz kızarıp renk alana kadar fırında pişireceğim. Daha sonra diğer hamurumu da yuvarlak küçük bezeler şeklinde hazırlayacağım. İkinci tepsim de artık hazır. İkinci tepsiyi de yuvarlak şekilde hazırladım. Çayınızın, kahvenizin yanına sunum yapabilirsiniz. Şimdi bunu da aynı şekilde 180 dereceli alt üstte yerde fırına pişmeye koyacağım. Kurabiyelerimiz de fırından çıktılar. Çok güzel oldu. Hem çiçek hem örgü ve sade olarak hazırladım. Ve işte gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz şekillerde hazırlayıp sunum yapabilirsiniz. Tadı inanılmaz güzel oldu. Kıyır kıyır ağızda dağılan içi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Mutlaka sizlere de çayın, kahvenin yanına denemenizi tavsiye ederim. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.